Bereketli kasabası, bölgenin en eski belediyelerinden birisidir. Tokat ili Reşadiye ilçesine bağlı olan Bereketli'nin tarihini kesin bir zamana oturtmak şu an mümkün değildir. 1907 yılında nahiye, 1969'da belediye olan Bereketli hakkında kabul gören son güncel bilgiler, Profesör Doktor Ali Rıza Atasoy'un Reşadiye'nin tarihine ilişkin yazmış olduğu kitaptır. Fakat bu da yetersizdir. Çünkü yazılan bu kitapta Bereketli'nin bir Ermeni köyü olduğu söylenmekte, fakat ispatlanamamış bir görüş olarak kalmaktadır. Köyümüzden yetişmiş büyük insan Doktor Salih Himmet Paşa'nın 1799 doğumlu olduğunu hatırlarsak, Bereketli'nin tarihinin eskiye dayandığını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da hızlı bir Türkleşme süreci başlamıştır. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı 5238 nüfuslu şirin bir kasabadır Bereketli. Kuzeyinde Aybastı, güneyinde Reşadiye, batısında Başçiftlik, doğusunda ise Mesudiye ile çevrelenmiştir. Kurulu olduğu dağ içi ovası, doğu-batı doğrultusunda uzanır. Genel olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Canik Dağları'nın Kelkit Oğlu'na doğru alçaldığı 1450 rakımlı sırtlara kurulmuştur. Kuzeyinde yer alan yaylası ortalama 2000 metre yükseltide yer alır. Bereketli kasabası, tektonik açıdan son derece rahatsız bir bölgedir. Dünyanın en önemli fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu fay hattının etki sahası içerisindedir. Bu fayla bağlantılı tali kırıklar tam olarak Bereketli kasabasında yazı olarak tabir edilen sahadan geçer. Kasabayı etkileyen en önemli kırık hattı Niksar civarından İsketur'a yönelip Dombalak Vadisi'ni takip ederek Orta Dere ile Bereketli'ye bağlanır. Zaten asıl kırık olan kafa uzaklığı kuş uçuşu olarak 10 kilometreden daha azdır. Buradan rahatlıkla şu sonucu çıkartabiliriz. Bereketli kasabası 1. dereceden deprem kuşağı içinde yer alır. Şu an arkamda görmüş olduğunuz yapılar Bereketli kasabasının ilk kuruluş yapılarıdır. Yaklaşık 200-300 yıllık civarındadır. Şu an kimse durmadığı halde eskiden yaklaşık her bir evde 10 hane durduğunu biliyoruz. Şu an tamamen yıkık durumda değil ama kimse durmadığı için atıl duruma düşmüş. Ve Bereketli kasabasını ilk kurulduğunda yaklaşık 10 hane veya 20 hane civarında kişiler gelip buradaki kale mevkiinde, kayalık mevkiinde kurulmuşlar. Buraya tamamen ağaçtan, hiç beton kullanmadan, harçlar olmadan, çamurlarla beraber ağaçları dizerek yapmış olduğu binalar betonarmeden bile uzun sürede 200-300 yıllık civarında hale kalındığını görüyoruz. Şimdi bu görmüş olduğumuz yerde Bereketli kasabasına ilk gelen vatandaşlar zamanında eski yıllarda ilk şu görmüş olduğumuz çeşmeyi yapıyorlar. Çeşmeyi yapar yapmaz hemen eski insanlar ekmeklerini ve unlarını değerlendirebilmek için hemen köy fırını yapıyorlar. Bu yaklaşık 100 yıllık vardır. İlla ki tamirler oluyor ama tamamen gördüğünüz doğaldan yapıyor. Fırının içi ise şu anki fırınlardan bile yani daha lezzetli olan katmer,
ekmek diyorlar, kete diyorlar. O cinslerde peynirli, soğanlı tarzında güzel ekmekler yapıyorlar. Köyün kadınları geliyor burada, herkes kendi ekmeğini yapıyor. Fırının içi bile tamamen doğal, beton kullanılmadan tahtalarının, işte ağaçlarının yapılarak ve eskinin taş duvarlarıyla örülerek yapan fırını kendi çaplarında yapılarak oluşan bir fırın. Bugün olmasa bile yarın kadınlar burada olduğu zamanlar kullanıyorlar, geliyorlar, yakıyorlar. Taş bile eskinin taşı olduğu için bu ekmeğin lezzeti başka yerde bulamıyorsunuz. Bereketli kasabası akarsular açısından zengin değildir. En önemli akarsuyu kasabanın ortasından geçmekte olan orta deredir. Yazın kuruyacak hale gelen dere, ilkbaharda karların erimesine bağlı olarak taşkınlara sebep olur. Yer yer çevresine zarar verdiği de görülmektedir. Kasaba son yıllarda belirginleşen kuraklık sebebiyle yeraltı sularında da bir takım değişmelere maruz kalmış, birçok gözenin kuruduğu tespit edilmiştir. Beldede eğitime çok önem verilmektedir. Kasabanın merkezinde 8 yıllık ilköğretim okulu ve çok programlı lise mevcuttur. Ayrıca şehir merkezinde çevre beldelere de hizmet veren hastane görünümünde tam kadro bir de aile sağlık merkezi bulunmaktadır. Kasabada ulaşım açısından sıkıntı yaşanmaz. Bulunduğu yörede kavşak noktasını teşkil ettiği için farklı yönlerden gelenlerin uğrak noktasıdır. Bu yönüyle gelişmeye son derece müsaittir. Kasabada kurulan yöre pazarı bütün yörenin ilgisini çeker. Oldukça canlı ve kalabalık bir pazara sahiptir. Artık gelenekselleşen bereketli pazarı yöre insanının çeşitli ihtiyaçlarını temin etmesine yardımcı olur. Özellikle yaz mevsiminde yurt dışından ve çevre illerden gelenlerin katkısıyla yörede her anlamda ciddi bir canlılık yaşanır. Mevsimlik göçlerin de etkisiyle kış mevsiminde durum tamamen tersine döner ve kasaba tam anlamıyla sessizliğe gömülür. Yörede kurulu herhangi bir sanayi tesisi yoktur. Alternatif geçim yollarının kapalı oluşu, halkı ciddi bir biçimde iş imkanlarının bol yerlere göç etmeye mecbur bırakmıştır. Yoğun olarak İstanbul'a göç edilse de, daha farklı illere de yönelenler görülmektedir. Göç ve işsizlik, bereketli kasabasının en temel sorununu teşkil eder. Gerçek nüfusun önemli bir bölümü, yaşantılarına farklı şehirlerde devam ediyor. Thank you.
buralarda kış çetin geçer. İnsanları ne kadar sıcakkanlıysa, kış mevsimi de o kadar sert ve soğuktur. Kasabada yaşayan insanlar günlük işlerinden arta kalan zamanlarını genellikle kahvanelerde toplanıp sohbetle geçirirler. Sobanın başında sıcak çaylarını yudumlarken çayın şekeri de tatlı sohbetler olur. Kimisi askerlik anılarından başlar sohbete, kimisi de avcılık anılarından. Yaşlılarsa gençliklerinde oynadıkları kış oyunlarını anlata anlata bitiremezler. Hayvanların bakımıyla ilgili olarak da uğraşıyoruz. Hayvanlara bakım yapıyoruz. Ondan sonra kahvelerde böyle sohbetlerle, yani diğer harici günlerde avcılık yapıyoruz. Kış mevsimlerinde. Mesela av her zaman olmuyor. Kar yağıyor. İz belli olsun diye ondan sonra gidiyoruz avada. Evet, kasabada. Burada 500 hale kalır kış dönem. 500 hale kalır. Bu 500 halenin de kiminin malı vardır, kiminin koyunu. Herkes bu zamanla, mesela zamanın kalktığında ne iş yapar? Adam gider koyunu varsa koyuna bakar, koyunu yoksa malına bakar. Ha, işini gördükten sonra gider evinde yemeğini yiyor. Ondan sonra harici işi de gelir öğlene kadar arkadaşlarla burada sohbet, çay oturur, bir zaman öldürür. Ondan sonra akşam güzel olur, tekrar yine malının başına gider. Ya bu sürede ne yapar? Geri hayvanlarına bakar. Harici günleri, bu da ne yapar? Zaman olursa ava gider. Zamanı olmazsa gel burada kahvede arkadaşlarla sohbet eder. Hafta 7 gün, yarın çarşamba mesela, buranın haftası var. Öbürsü gün salı. Salı günü Bocarlı Pazarı. Böyle gezer ya. Dış bizim memleketimiz. Her zaman bir metre dış bulur. Burada ne yapabilir? Bahar geldi mi şurada mesela Mardin 20'lerinde. Ondan sonra her taraf açılır ya. Herkes gelir. Koçlar gelir yani. Yavaş yavaş bu memleket şenlenir. Bizim buranın şenliği falan hepsi budur. Bizim burada hapanımız vardı bir tane. Büyük bir. Yani üstü kapalı her taraf açık bir yerdi. Ceviz oynardık ceviz. Ceviz dikerdik onları, kim vurursa onun olurdu. Mesela. Onu da şey yapardık. Ne domino taşı
Evet. Onlar şimdi oynanmıyor. Onlar bizim çocukluğumuzda yaşadığımız şeyler. Eskilerin oynadıkları şeyler. Şimdiki nesil onlar oynamıyor. Topaç derler, topaç eskiler. Köte deriz, köte, topaç. Köte yapardır, topaç derler. Bu bölgenin, bu coğrafyanın çocuğu olduğundan dolayı burada kış aylarında parayla imam tutarlardı. Bütün kadınlar olsun, erkekler olsun din dersi, namaz sureleri başlarını bizlere öğretirlerdi. Gündüzleri geçtiklerimizde o zamanlar kızak kayardık, tepelere çıkardık, çok kallar yağardı böyle, araba filan ulaşım olmazdı. Öyle şey olurdu ki insanın göğsüne kadar gelecek tek çığır açarlardı, izlerle giderdik. Böyle bir ulaşım imkanları kısaydı. Eskiden ocak başları derdik, ocak başlarında sobalar yanardı. 3-5 ihtiyarlarımız otururdu, arkadakiler üşürdü yani. Çorap örerlerdi yünden, koyun yünlerinden. Düşünmesinler diye eldivenler örerlerdi, bizlere fes örerlerdi, şimdiki feslerden elde yaparlardı bunları. Bereketli kasabası, coğrafi yapısı olarak çok yükseklerde olduğundan, sulama arazisi olmadığından dolayı, göç olayı çok verdiğinden dolayı ihtiyar kesimi kalıyor. Akşamları bir eve bir ikinci dini sohbetler ediyoruz, Kur'anlar okuyoruz ve eski ceklerden anlatıyoruz, konuşuyoruz. Böylece akşamlarımızı. Şu anlarda bazen televizyon izliyoruz. O zamanlar televizyon olmadığı zaman böyle dini konulardan, adet ve törelerimizden bahseder, onları canlandırırdık. Ne bileyim mendil kapmaca veya her ev, bir akşam bir komşuya davete giderdik, onlar hazırlık yaparlar. Diğer akşam öbür komşulara gider, hazırlıklar yaparak orada bir eğlence, bir muhabbet, bir sevgi, bir saygıyla ayrılırdık. Çok birbirine bağlılığı vardır yani. Allah komşularımızdan, memleketimizden bizleri ayırmasın. Kış olduğu nedeniyle de yine de memleketimizden memnunuz. İnsan doğduğu yeri her zaman anımsıyor, hatırlıyor. Böylece bir yaşam sürüyor. Şu anda yarım metreye yakın kışımız var. Yine de memnunuz. O kış da bize bir rahmet olarak görüyoruz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun diyoruz. Geçmişi özlüyor muyuz? Elbette ki özlüyoruz. Çocukluğumuzda kayardı. Şimdi kaymaya gitsek şimdi bizi ayıplarlar, kınarlar yani. O zamanlar ne bileyim çelik çomak oynardık, evet. Büyük adamlar, 25 yaşındaki adamlar bildirbir oyunları oynardık, mendil saklama oynardık. Ama şimdiki insan, şimdiki hayatımızda, geçmiş hayatımızı canlandırdığımız zaman çok arada mesafeler var yani. İklim özellikleri tipik karasal iklim özelliklerini yansıtır. Kış mevsiminde karlı gün sayısı oldukça fazladır. Yağış değerleri son 30 yıllık süreç içinde belirgin değişimler göstermiş, küresel ısınma sonucunda ortaya çıkan kuraklık yörede etkili olmuştur. Yazları serin, kışları ise sert geçer. Yağış fazlalığı ilkbahar mevsiminde görülür. Bereketli kasabasında başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır. Yöre ikliminin sert oluşu ve yükselti, tarımsal faaliyetleri tahıl üretimiyle sınırlı kalmıştır. Çeşitli sebzeler yetiştirilebiliyor olsa da don ve kırağı tehlikesi, bunun yanı sıra ürünlerin olgunlaşma süresinin oldukça geç oluşu gibi gerçek riskler yüzünden yöre halkı alternatif ürünleri tercih etmemiştir. Kasabada daha çok buğday, arpa, fil gibi tahıllar yetiştirilir. Hayvancılığa bağlı olarak bu ürünlerin önemli bir bölümü hayvan yemi olarak tüketilmektedir. Tarımsal faaliyetlerin gün geçtikçe modernleştiği ve halkın yavaş yavaş intensif tarım metotlarını kullanmaya başladığı görülür. Buğday hasatı güzün ekersin, toprağa işlersin. Güzden sonra gübresini falan attıktan sonra işte bakımını yaptıktan sonra bu 8. ayın başlarında başlar hasat zamanı. Ondan sonra böyle geçer gider burası. Burada zaten buğday, arpa, fi olur. Fazla hayvancılık olur. Başka bir şey olmaz yani burada. Ama buralar yüksek olduğu için bu arpa, buğday, fi'den başka bir şey alamazsın. Yeni bir patates ekme oldu buralarda. Yeni bir
tarımcılar geldi buraya. Yeni bir patates ekme oldu. İnşallah ona doğru gidiyor yani. Bir patates yetiştirme de olacak inşallah. Bu yörede pirzola farklı bir yemek kültürü teşkil etmektedir. Her kasabın önünde mutlaka bir pirzola ocağı vardır. Buranın havasından mı suyundan mıdır, bölgede yetişen hayvanların etinin lezzetini hiçbir yerde bulamazsınız. Burada yetişen hayvanlar kekik yiyerek doğal olarak beslenir. Gurbetçilerden pirzola yemeden giden yoktur yani. Pirzola burada meşhurdur yani. Bizim yaylalarda yayılmış kekik yemiş. Buranın en meşhur şeyi budur yani yemeğe. Gurbetçimizin tercih ettiği tabak tadı budur. Yaylada genelde kuzular normalde kekik yer yani. Yani bu İskesur'un meşhur yemeği kuzu pirzoladır yani. Gurbetçilerden gelen pirzola yemek için buraya özellikle gelir. Lezzetli bir numaradır. Ben gurbetçi bir Vura vatandaşı olarak köyüme her 7. ayda veya 8. ayda gelmekteyim. Avusturya Vorarlberg eyaletinde çalışıyorum. Bu pirzola oranın lezzeti yaylamızın hayvanların yayılmasından geliyor ve kekik otu yiyor. Çok güzel besleniyor. Onun için tadı insanın damağında kalıyor. Bundan dolayıdır ki herkes, sadece biz değil, bütün yani burayı bilen, duyan hep pirzola yemeye gelir buraya. Yaylamızdan köyümüz karşı karşıya bakar. Yaz aylarında çok serin olur yani. Bilhassa yaylamız böyle bazen bazen sis diyor, biz duman diyoruz. Duman çise diyor bazıları. Yani aşağı yukarı göz gözü görmediği günler olur yaylamızda. Bir de bu yaylanın eteğizi vardır. O yaylanın dikine çıktığın zaman Karadeniz görünebilir yani. Hava iyi olduğunda. Havası insana bir ilaç gibi gelir. Suyuna gelince mesela yiyebildiğin kadar pirzola ye. İstersen bütün kuzu ye, istersen yarım kuzu ye. O yaylamızdan bir su iç. Hiç kendi bir pirzola yememiş gibi hissedersin. Yani o havasından ve suyundan gelmek. Bereketli kasabasında bayram telaşı haftalar öncesinde başlar. Gurbette olanlar büyüklerini mutlaka ziyaret etmek gayesiyle nerede olurlarsa olsunlar köylerine dönerler. Çünkü bayram insanımız için kendi toprağında, kendi havasında, kendi insanının sıcaklığında geçmelidir. Bu kural yüzyıllardır değişmeden, bozulmadan sürüp gitmektedir. Çünkü sağ olanları ziyaret etmek kadar Hakk'ın rahmetine kavuşmuş anne, baba, kısım ve akrabalar mutlaka ziyaret edilmelidir. İnsanımız her ikisine de büyük önem vermekte, saygı duymakta, gelecek nesillere de bu töreyi hatırlatıp yaşatmaktadır. Sabaha kadar kasabanın ışıkları bir şekilde açık tutulur. Sabah ezanı okunurken ev halkından hanımlar ve kız çocukları hariç sağlıklı bütün erkekler abdest alır, camiye koşar. Namaz bittikten sonra ilk bayramlaşma cami avlusunda gerçekleştirilir.
bütün bereketlinin halkı Almanya'da, Avusturya'da, İstanbul'da bayram dolayısıyla bütün gurbetçiler bereketliye gelmektedir. Yaylası, havası meşhurdur. İnsan da meşhurdur. Gurbetlidir çoğunluğu. Vatan özlemidir yani. Bütün eş dostla bayramlaşma, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden hastaları ziyaret etmek, eş dostla bütün iç içe olmak lazım. Bereketli de bayramımız Allah'a şükür çok huzurlu geçer. Komşular birbirine sohbetini yapar, ibadetini yapar. Birbirlerine ziyarete giderler, davet ederler, yemek verirler. Çocuklara sevindirirler. Bayramımız böyle mutlu geçer. Cenab-ı Allah bütün İslam alemine hayırlı bayramlar nasip etsin. Bizim buradaki bayramlarımız eskiden, tabii bizim çocukluğumuzda olan bayram. Burada kapalı bir alanımız vardı. Buralara salıncaklar kurardık. Ha, gel. Ne tutuyor ne? Ha, bu arkadaşımla salıncaklarda kayardık. Sallanırdık. Büyüklerimizin ellerine giderdik. Büyüklerimiz bize Cafer emmim şeker verirdi bol bol. Değil mi hocam? Bizleri sevindirirdi. Çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Evet, müdürüm Halk Eğitim Reşadiye Halk Eğitim Müdürü aynı zamanda. Halk Eğitim Merkezi müdürüyüz. Evet. Reşadiye'de görev yapıyoruz. Buradaki büyüklerimizin ziyaretine gideriz. Ellerini öperiz. Kimsesi olmayanların ziyaretine gideriz. Evet. Hastaların ziyaretine gideriz. Gönüllerini alırız. Bizim burada ufak yerlerde, memleketlerimizde bayramlarımız böyle güzel ve hoş sohbet içerisinde geçer. Geleneklerimiz, göreneklerimiz neyse aynen devam ettiriyoruz. Allah'a şükür. Arife günlerinde mezar üstlerine gideriz. Oradaki geçmişlerimize dualar okuruz. Geçmişlerimizi ziyaret ettikten sonra bayram günü bütün büyüklerimizi ziyaret ederiz. Ellerini öperiz, hayır dualarını alırız büyüklerimizden. Küçüklerimize sevgi gösteririz. Sonra ev ziyaretlerimiz başlar. O ev ziyaretlerimizde her evde Kur'an-ı Kerim okunur. İbadetler yapılır her evde. Bayrama özgü. Küçüklerimize işte gerekli şefkati gösteririz. Onlara haçlıklar vererek sevindiririz kendilerini. Bir daha başka bir coşkun olur. Daha fazla bir coşkun olur bayram günü. Kasabamıza özgü geleneklerimizi, göreneklerimizi küçük çocuklarımızı yanımıza almak kaydıyla onlara da mümkün mertebe yaşatmaya çalışırız. Aşılamaya çalışırız. Yani unutulmasın deriz bu bayramdaki geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürümüz yaşasın isteriz yani. Bayramdan öncesi gün kasaba halkı imam eşiğinde ikindi namazına mütakip topluca kasaba mezarlıklarına gidilir. Burada imam Kur'an okur, dua eder. Cemaat huşu içinde imamı dinler. Dualara eşlik eder. Sonra mezarlıklar kontrol edilir. Elbette ki bayramlar çocuklar için şenlik ve eğlencedir. Anneler çocuklarını arife suyu dedikleri suda banyolarını yaptırırlar. Bayramlıklar çıkartılır, hazırlanır, kontrol edilir. Ütüsü, tamiratı yapılır. Börekler, baklavalar açılır. Heyecan içinde bayram sabahı beklenir. Çoğu insan sabaha kadar Kur'an okumaktan, çoğu da özellikle çocuklar ilk defa giyeceği bayramlığın heyecanından uyuyamaz. Sonra büyüklerin evleri hane halkıyla birlikte ziyaret edilir, el öpülür.
Eğer kurban bayramı ise kurbanlar kesilir. Harçlıklarını alan çocuklar bakkala hücum eder, parası miktarınca bir şeyler alır, güler oynar. Eski zamanlarda harman yerlerinde büyük tahtalılar kurulur. Kadın, kız, çoluk çocuk tahtalıya biner, bu eğlencenin keyfini akşam saatlerine kadar sürdürürdü. Hayvancılıkla geçinen kasabamızda hayvanın bolluğundan çok insanımızın ete olan düşkünlüğü, cömertliği, kurban kesmeye duyduğu büyük saygıdan dolayı hemen hemen her hane kurban keser. Fakire, fukaraya, komşuya bol miktarda dağıtırlar. Eskiden kasabamızda camiden çıkınca cemaatin kurban eti yediği yer rahmetli Sarı Şevket'in ve Cücül Şevket Polat'ın evinin avlusu olurmuş. Artık birer efsane olmuş bu mert adamlar. Kestikleri onlarca kurbanı büyük kazanlarda kaynatır, kasaba halkından ve dışarıdan gelen cemaate ikram ederlermiş. Nur içinde yatsınlar. Eski Turaç Köyü Camii, bölgenin en modern camilerinden birisidir. Çift şerefeye sahip iki minareli caminin iç ve dış mimarisi görenleri adeta büyülüyor. Bereketli Kasabası Eski Turaç Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ismiyle kurulan dernek idaresinde yapımına başlanan cami inşaatı sadece camiden ibaret değildir. Yapı olarak biraz da yerin konumu gereği iki kat üzerine cami olarak düşünülmüştür. Birinci katta tuvaletler, morg, gasilhane, kalorifer dairesi, şadırvan ve 500 kişilik yemekhane konferans salonu, ikinci katta Kur'an kursu, misafirhane, köy odası, kışlık mescit ve dükkanlardan oluşmaktadır. Üçüncü kat cami katıdır. Üç cephesi açık revanlı olup, üstü kubbelerle örtülü cami, 436 metrekare alana sahiptir. İbadet alanı 600 cemaat kapasitelidir. Cami hayırsever şahısların, iş adamlarının ve belediyenin desteğiyle tamamlanmıştır. Thank you.
Belediye Başkanı Hasan Yücel, kasabada ve kasaba dışında bulunan yaşlı ve hasta insanlarımızı sık sık ziyaret edip hatırlarını sormakta, ihtiyaçlarını karşılamakta, onları mutlu edip gönüllerini almaktadır. Kaç yaşındasın Mehmet Dayı? Ben 87 yaşındasın diyorlar. Tam olarak bilemiyorum, 87 yaşındasın diyor. Diyorlarmış ya. 87 var. Vardır. 87 yaşındayım. Kaç çocuk var? Kaç tane çocuğum var diyor. 100. 3 oğlan var. 3 oğlan. Torun kaç tane? 3 oğlan. Kaç tane var? 3 tane de üvey torun, var. Torun. Torunun kaç ha, tane var? Torunun var. Torunumu bilemem. Bitki örtüsü antropojen bozkırdır. Ortalama 1800 metrelere kadar ormanlar çevre alanlarda hakim bitki örtüsünü meydana getirir. Meşe ve kara çamlardan meydana gelen orman katları görülür. Ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı takdirde yöre orman açısından oldukça zengin bir konuma getirilebilir. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Seni yar yar kalkar giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Ramazan ve Kurban bayramlarında bütün çocukken evleri gezerdik. Her evde yemek yerdik yani. Evet. Elimizde kaşıkta elimizde gezerdik. Evet. Ne bileyim acaba çocuk olduğumuzdan mıydı? İyi geliyordu o zaman. Burçak yolması, burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğilirim hep ve seni yar yar kalkar giderim. Başına yar yar yıkar da giderim. Eğdirim hep seni yar yar kalkar giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Eğdirim hep seni yar yar kalkar giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim.
köy ve mahallelerde belirli yerler vardır. Köyün ileri yaşlı insanları bu noktalarda toplanıp bir araya gelirler, sohbetler ederler. Zaman zaman da gençler bu insanların aralarına katılıp onların hayat tecrübelerinden istifade ederler. Aslında onlar, büyüklerimiz, biz gençlerin rehberidir. Onlar ömürlerine neler sığdırmadılar ki? Onlara iyi sahip çıkıp, her fırsatta hatırlarını sorup, gönüllerini alıp, fikirlerinden de istifade etmeliyiz. 88 yaşındasın maşallah. Çok iyi. Eski adamlardanım ben. Eskiden sen iyi güreşirmişsin. Bir anlat bakalım, bir dinleyelim ya. Eskiden iyi güreştiğini söylüyorlar ya. Bakın bu anlatlarıydı. O sizin köyün. Anlat anlat. Valla çıktım ben. O beni her şeyi almadımadı. Benim baranacı aldım aşağı. İzzet vardı şeyin. O zaman daha şey kulaşan yoktu. Borçlu adam şeyin oğlu. Kamil Çavuş'un İzzet. Sağmış. Koşbergil'in mi? Koşbergil'di herhalde. Koşbergil'in İzzet. Onun bir oğlu vardı, o da kulaşıyordu. Ondan sonra bana bakırı Mehmet'i yiyince ben çıkacağım sana dedi. O şeyde bu karıştı böyle ortalık. Kuldurtu çok. O arada bana işte geldi dedi ondan sonra. Ben dedim babamla kulaşırım seninle değil. O zaman şeyle yoktu. Ondan sonra Cimbul'un oğlu vardı. Üsük Pehlivan vardı bizim Üsük, oradan. O da şeyde kulaştırdık onu. Altındaş'ta. Büşürüm tarafta. Ha Büşürüm de ondan sonra şeyde Hakan idi. Ahmet Pehlivan. Muhacir Turacı'ndan. Evet Muhacir Ahmet. Ondan sonra biz üç kişiydik. Onlar da Alıcık'tan, Balıcık'tan gidip gidiyorlar. Ha işte. Sekizinci sürerdi. Eski düğünler, ilk düğün gecesi, küçük düğün gecesi. Gençler toplanır, eğlenir. Üçüncü gün kız evine gidilir. Büyüğü çimdirme, büyüğü tıraşı, tıraş olur, büyüğü hazırlarlar. Gelini hazırlarlar. Geline takı takarlar. Ondan sonra düğünün son günü tıraş olurdu. Küçük orta, büyük orta, baş altı, baş pehlivan koç kollardı şey olarak ödül olarak sığır büyük sığır, büyük baş sığır kollardı. Baş alan pehlivan ona kadar alır. Türbeyi ziyaret ederlerdi. Çetek dediğim. Böylece düğünler sona ererdi. Şimdi düğünler küçüldü. Şimdi 3 gün düğün oluyor. 3 gün düğün oluyor, ilk gün gecesi nişan yapılıyor, takı takılıyor, ikinci gün büyük düğün gecesi yemekler, keşkek pişiyor, düğüncüler gelir, düğünlere keşkek, yemek, et falan ikramda bulunur. Düğünlere kına yakmaya gideriz ilk günü, kınacı götürürüz, kınasını yakarız, yüzüğünü takarız, bu ilk düğün olur, ilk gün olur, ikinci gün güyağa gezdiririz, yemek yaparız, yemekler yediririz. Üçüncü günde gelin alırız, düğünümüzü böyle sonuçlandırırız. Üçüncü günde gelin alırız, gelinimizi aldıktan sonra haydi eyvallah deriz. Şimdiki usul bu. Bu yörede düğünler geleneklere uygun olarak yapılır. Komşu yardımlaşması en önemli geleneklerinden sadece birisidir. Hayda!
sırayla işte büyük yemekler yapılır, keşkek yapılır. Mesela perşembe günü gelin alır veyahut da pazar günü gelin alır. Yani adetlerimiz biz sürüyoruz. Büyüklerimizden kalma adetlerimizi sürüyoruz. Diyelim 1000-2000 tane zarf bastırıyor veyahut da akrabalarına gömlek, mesela bayanlarına etek, kazak, çorap yani neyse okuyor. Yani burada düğün sahibi biraz masrafa boğuluyor. Çok masrafa boğuluyor ama... Yardımlaşma da oluyor. Evet evet. Yardımlaşma da oluyor. Şimdi adet ne oluyor? Düğüne giden mesela zarfa diyelim adetini yapıyor. Şöyle sandıklar var mesela diyelim ismi yazıyor. Zarfın içine para koyuyor 50-100 neyse. Düğün sahibine yine 20-25 milyar bahşiş birikiyor. Burada düğün sahibine bir katkı oluyor. Çok güzel katkı oluyor. Hemen hemen masraflarını çıkar diyor. Mesela ben şimdi oğlan evine gideceğim. Gideceğim adam ben okumuş. Mesela mintan göndermiş veyahut da bir deyim ayakkabı göndermiş. Ben bu adamı düğüne kuzu götürüyorum. Kuzu götürmezsem 100 milyon zarfa isim olarak yazıyorum. Orada sandık var, sandığı atıyorum. Düğün bittikten sonra adam okuyor, onu liste yapıyor. Bak ama adam liste yapıyor. Beni geçerse ben 100 korsa ben 200 korum. Adam liste ben yapıyor. Ben fazla korum. Mesela benden ne gelmiş? Ürfet Polat'tan 100 milyon, onu deftere geçiyor. Aynı mesela o kişi de benim düğünüme fazlasıyla geliyor. Burada büyük katkılar oluyor, yardımlaşma oluyor. Evet, önemli olan bu. Düğün sahibi burada ne oluyor? Bedava düğün etmiş oluyor. Bir katkı oluyor, bir yardımlaşma oluyor. Mesela diyelim gariban bir vatandaş. Adam gücü yok ama bu verilen bağışış adamı kaldırıyor. Reşadiye ilçe merkezi ve köylerini vazgeçilmez kılansa geleneksel düğün yemeğidir. Ana maddesi gendimi olarak nitelendirilen dövülmüş buğdaydır. Bu yemek günlük olarak yapıldığı gibi özellikle düğünlerde aranan, sofralardan eksik olmayan bir yemek çeşididir. Reşadiye'de düğünlerde verilen yemeklerde mutlaka keşkek bulunur. Şayet keşkek düğün için yapılacaksa malzeme de buna göre ayarlanır. Düğün keşkekleri bulgur kazanı veya iki kulplu büyük kazanlarda pişirilir. Gendüme ılık suyla yıkanır. Yıkanan gendüme 3-4 adet tavuk veya horozla tereyağı ile birlikte kazanın dibinde hafif kavrulur. Sonra üzerine kazanın 3'te 1'i boş kalacak şekilde suyla doldurulup ateşte pişmeye bırakılır. Gendüme taneleri pişip iyice yumuşayıncaya kadar ateşte bekletilir. Taneler yumuşayınca tuzu eklenir, ateşten indirilir. Keşkek ocaklarda pişirildiği gibi dışarıda meydan ateşlerinde de pişirilir. Keşkek kazanı bir müddette ocaktaki közde bekletilir. Ağzı kapatılır, köz üstünde 2-3 saat bekletilen keşkeğin güdülenmesine başlamak gerekir. Keşkeği pişiren usta düğün sahibinden bahşiş almadan kazanın ağzını açtırmaz. Keşkeği güdülemek için özel olarak hazırlanmış uç kısmı kalın ve geniş sopalar kullanılır. İki kişi tarafından çapraz olarak tutulan bu sopalarla keşkek iyice karıştırılıp tanelerin ve tavuk etlerinin iyice yumuşaması sağlanır. Güdüleme işinin güçlü kişilerce yapılması, kıvamında olması bakımından önemlidir. Bu yemek mutlaka yahni ile birlikte yenir. Yahni için sığır eti tercih edilir. Yahni hazırlandıktan sonra bir porsiyon keşkeğin üzerine bir kepçe yahni ilave edilir. Şöyle yapıyoruz bir dakika. Şöyle üzerine koyuyoruz. Suyuyla beraber. Suyuyla beraber ikram ediyoruz vatandaşa. Afiyetçe yemeyiz. Evet, evet. Çok farklı bir şey oldu. Evet. Bu ne kadar zamanda yapılıyor? Saatte bu bir şey yani. 2 saatte şey olur. 5 saatte. 5 saatlik bir zaman. Çok büyük bir zaman ya. Senden nasıl geçerim?
azabım, Allah'ın darbulabım. Eminem çekebilecek miyim? Eminem verdim bana sevdayı. Eminem çekebilecek miyim? Başımdaki yazmanım, Eminem kuşları dündüm. Eminem sigaramın içinde, Eminem sıademim sevdim. Bereketli kasabasında yüzyıllardır süren yerleşik bir yayla kültürü vardır. Kasaba sakinleri yazın kavurucu atmosferinden biraz da olsa rahatlamak ve hayvanlarına hasat mevsimi bitene kadar sürecek besin ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle miladi takvim aylarından Mayıs'ın 19'unu geçen eski hesaba göre ise Mayıs 7'si denilen günün fırtınası geçtikten sonra yaylaya göçerler. Yaylada günlük hayat sabah tan yerinin ağarmasıyla başlar. İlk iş olarak hayvanların bakımları, süt sağımları yapılır. Çeşme başları ise komşuların buluşma, sohbet yerleridir. Yayla insanı enerjik ve canlı olur. Yaşlı veya genç hiç önemi yoktur. Her yaşta dipdiridir. Buranın havası ve suyudur insanlarımızı canlı tutan. Kendine özgü yaşam tarzıyla hayat doludur. Derenin alıcından bu
günlük işten arta kalan zamanlarda hava da güzelse yaylanın çimenine uzanıp sohbetler edilir. Sesi güzel olan da bir türkü tutturur ki karşıki dağlar karalar bağlar. Sevdalar dile dökülür. Nameler kuşların kanatlarında yâre selam olarak gönderilir. Bazen de dilden dökülen ezgiler gurbette sılayı buluşturur. Türküler hasrettir. Yüreklerde kalan, söylenmeyen, söylenemeyen sözlerdir. Türküler geçmişten geleceğe köprülerdir. Kısacası türküler hayatın ta kendisidir. Bereketli yaylasına da çıkasım geldi. Güler yüzü tatlı dilli köylülerimi göresim geldi. Nazlı yarımın elinden de bir yudum soğuk su içesim geldi. Bir telefon et de geleyim, bir telgraf çek de geleyim, kömür gözüm geleyim. Almanlar ütkiren çörtük vakti geldi mi? Ekinler biçilip otlar harmana koyuldu mu? Yağlı güneş altın koç festivali zamanı da geldi mi? Alman gurbetçileri de silahsına döndü mü? Bir telgraf çek de geleyim, bir telefon et de geleyim. Bereketli yaylasına da koyun kuzu çırptım. Yaylada da tülü tülü mor çiçekler açtım. Koyun kuzu kırkım zamanı da geldi mi? Kabahta pederesem boyrazla haber gönder geleyim, kömür gözüm geleyim, selvi boylum geleyim. Şimdi soracaksın, bu zamana kadar ne iş yaptın diye. Efendim, bizim yaşantımız bu yaylalarda geldi geçti. Hayvancılık, koyun, bunlarla, bu görmüş olduğun yayların her tarafı koyunla süsleniyordu. Şimdi o kadar koyun yok. Şimdi biraz söyündü. Bereketli çok güzel bir yerdir yani. Çok güzel bir yerdir yani. Yakışıklı, güzel, böyle mal üzerine, koyun üzerine, reşbellik üzerine çalışan bir memleket. Berekette de hayvancılık, malcılık, reşbellik, binalara çok güzel önem vermek. Eski bereketli yani efendim böyle bu kadar gelir yoktu. Böyle vasayit, şunu bunu eskilerin adamları bu kadar şey yaşamıyordu yani, sıkıntılı yaşıyordu. Ama şimdiki insanlar hür, çok güzel yaşamakta. Varlık var, herkesin işi var, herkes de başka yerlerde çalışıyor, başka devletlerde, İstanbul'da, şurada burada çalışıyor. Yaşantıları çok güzel, iyi. Beşinci ay, altıncı ayın birinde filan yaylaya koşuluyor. Malına böyle, malı olan malıyla geliyor. Sürüsü olan sürüsüyle geldi. Bu yaylaya geldi mi tabii herkes güzel, sevralı yerlerde, gezecek yerlerde gezerler, muhabbet ederler. İşte malı olan malına böyle ağır döner. Gene de yayladan çünkü eski genelekleri, eski konerekleri gönül istiyor, bırakmıyor, unutmuyor. Şimdi şu anda binayla yaylacılık yapıyorum. Tek binayla. Çökelik yapar, temin yaparlar. Herkes sevdiği olmayan komşulara böyle hediye götürürler. Yani herkes olan olmayana yani gene bakar yani.
Dona koyumuzun sevgisi birbirine çok değerlidir. Herkes birbirini sever, sayar. Böyle bir sıkıntılarımız oldu muydu? Bütün olan olmayana böyle yardımcı olu. Her yönden köyümüz birbirine çok bağlı bir köydü yani. Eğer yolunuz düşerse buralara, kapıları sonuna kadar açıktır misafire. Evlerinin en güzel odalarını verirler. Yemeğin en lezzetlisini ikram ederler. Paylaşmayı severler. Gönülleri de, yürekleri de zengindir göre insanlarımızın. Şu anda bereketli kasabamızın yaylasında çekim yapmaktayız. Yaylamızın tarihi bilinmemekle çok eskiye dayanmaktadır. Yaylamızda insanlarımız hayvancılıkla geçinmektedirler. Büyükbaş, küçükbaş 15-20 yıl önceye dayanarak yaklaşık bir 30-40 bin arasında küçükbaş hayvanımız vardı. Şu anda tabii küçükbaş sayısında bayağı bir düşüş var. Büyükbaş hayvanımız biraz daha yaygınlaştı. İnsanlarımız buralarda tabii ki hayvanlarla ilgilenmekteler. Küçükbaş hayvan sağ mı şu anda yok. Hayvanlar küçükbaşları sağmıyorlar. Büyükbaş hayvanlarımız tabii ki sağıyorlar. Çökelek, peynir, yoğurt, bu tür ürünleri yapıyorlar. Bizde yayla sezonu Mayıs'ın 15'inde başlar. Ekim ayının sonlarına kadar devam ediyor. Ekim ayının sonlarında yayladan vatandaşlarımız kasabamıza yavaş yavaş iniyorlar ya. Yaylamız bereketliye 5,5 kilometre. Ulaşım çok rahat. Rahatlıkla araçlarımız gelip gidebiliyor gece gündüz. Sıkıntı yok ulaşımda. Bizim yaylamız kuzeyinde Boğcalı yaylası var. Doğusunda Çakraz Turaç mahallemizin yaylası var. Kuzeydoğusunda Çakraz'ın yaylası var. Boğcalı kasabası var. Tam kuzeyine Ayvas Pelitözü kasabası yaylaları var. Selve yaylası var. Ordu'yla da sınırız yaylamızda yani. Çoğu kasabalarla sınırlarımız var ya. Gerideki hayvancılıkla şimdiki hayvancılık arasında bayağı da bir fark var yani. Eskiden vatandaş kendisi üretirdi. Kendi ürettiği bitkilerden hayvanlarına yedirirdi. Ama şu anda tabii ki herkes her şeyi satın alıyor. Fenli yemdir, şudur budur onları tabii ki parayla alıp parayla yediriyorlar. Şu andaki masraflar biraz daha ağır. Süt ürünlerini genelde vatandaş eliyle sağmaktadır. Normalde kendi imkanlarıyla çökelek peynir yapmaktadır. Ordu taraftan süt toplamaya, süt almaya gelenler var. Bizim kendi kasabamızdan süt toplayıp süt alanlar var. Ekonomilerine de tabii ki katkıları oluyor ya. Yaylamız konum olarak güzel bir yerde. Fazla ormanımız olmasa da yaylanın yakınlığında falan. Kasabamızın hemen yan tarafında bir ormanımız var. Arka tarafta ormanlarımız var. Böyle bir yer yaylamız ya. Güzel bir yerde ya.
Efendim yaylamıza hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Bu havalarda kar yağmayınca biz yayladayız. Kar yağınca malum malımız, halımız, koyunumuz, kuzumuz kışta kalmasın diye köye iniyoruz. Bazılarımız da Çarşamba, Bafra, Samsun buralara gidiyoruz koyun yazlatmaya. Üç beş kere de canım gördüğüm yari, gördüğüm yarini. Şimdi alt aylarda da göremez oldum, göremez oldum. Çıkma dedim kiraza da dallar dartmaz. Varma dedim çirkine de gülüm gülüm kollar sarmaz. Yüce yaylalara da yar yar atamadım postumu, seçemedim de gülüm düşmanımı dostumu, anam dostumu. Gel çıkma dedim yaylaya da kallara karşı. Gel gidelim gülüm gülüm de dosta düşmana karşı. Su gelir sucuğun anda, gülüm içemem acıyın an. Bir selam yolla dostum, dilim ucuyun an. Kar yağar bardam bardamda, gülüm yollar kapandı kardan. Ne gelen var da ne giden, haber gelmiyor yerden. Su sızıyor, sızıyor da gülüm taşların arasından. Ne gile gilden öpeyim kaşların arasından.
Her sabah her seher vakti yavrum gel geç buradan. Vallahi ayrılmışım da kaşı gözü karadan, gülüm karadan. Elin ayrılığından 3-5 gün sürer. Bizim kavuşmamızda hangi bir zaman, anam bir zaman. Haftanın belirli günlerinde yayla fırınında bir telaş vardır. Kadınlar bu fırında imece usulü haftalık ekmeklerini pişirirler. Bu öyle sıradan ekmek değildir. Buğdayından alında ekmeğin sofraya gelişine kadar her aşaması kendi üretimleridir. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal üretimdir. Patlı yaparız, çökelikli yaparız, sebzeli yaparız, soğanlı yaparız. Pide yaparız, çeşitlerimiz olur. Afiyetçe de yeriz bunu. Birikir, komşuca, ailece yeriz. Peynirlik ve daha tatlı olur. Yumuşak olur, taze olur. Tezgar yapayaksınmaz. Güzel olur. Ondan bu fırını daha iyi beğenir. Fırın, ekmeklerimizi fırında pişirmeyi tercih ederiz. Hem de ekonomik olur. Ekonomik olur, artımlı olur. Bayaksınmaz. Bu daha lezzetli olur, ücretsizler. Daha doğal. Taş fırın ekmeğidir. Taş fırın ekmeği olur. Bunu pişiririz. Güzel yine. Afiyetçe yeriz. Her tarafına. Bu da çok elinde içine koyuyoruz böyle. Bunu da böyle katlıyoruz. Kete yani bu da ya. Bunu alıp yerine koyuyoruz. Kendini buluyor, katlanmasını da koyuyoruz. Birazdan açıp kesip aynı fırına koyuyoruz tekrar. Beklerken katlanıyor, katlansın diye. Bereketli kasabasının yaylasındayız şu anda. Yaylanın köy fırını var. Burada bütün bayanlar toplanmışlar. Kendilerine güllük ekmeklerini çıkarıyorlar. Evet. Bu ekmekler birkaç gün böyle dayanacak şekilde üretiliyor ve tamamen doğal buğday unundan yapılıyor. Kendi ürettikleri buğday, kendi ürettikleri un, kendi ürettikleri hamur, kendi ürettikleri ekmek. Şimdi bu ekmek, şimdi fırına yeni çıktı, biz de tadına bakalım. Demin hemen anlatıyoruz, Mete diyoruz, doğal falan diyoruz da. Evet. Bir tanesini yiyelim bakalım. Bidelerimizi de buluştu. Mis gibi ya, çıtır çıtır böyle. Bunun yanı sıra bir de bize pide yaptılar. O da bu. İçinde çökelik var, tereyağı var. Ellerine sağlık buradaki ablaların, kardeşlerimizin. Afiyet olsun, olsun. Yaylanın çimenine, o yaylanın çimenine kuzu yayılır, kuzu, kuzu yayılır, kuzu. Günde bugünkü gündür, o günde bugünkü gündür. Sallam Osman'ın kızı, sallam Osman'ın kızı. Aman kızı, Çeçen kızı. Yayla demek hayat demektir, paylaşmak demektir.
İşte paylaşmanın en güzel örneklerinden birisi. Yine kadınlar başka bir komşularının evinde toplanmışlar. Beraberce kışık yiyeceklerini, kuru yufkalarını, eriştelerini, makarnalarını, çorbalıklarını hazırlıyorlar. Ununu hazırlıyor. Ondan sonra suyunu ilave ediyor. Ondan sonra başlıyor yumurmaya. Bu yuhanınki mayasız oluyor. Ondan sonra çeviriyor, pişiriyor. Görüyorsunuz işte işimizi. Ondan sonra makarnalarımızı, şeylerimizi hazırlıyor. Gözleme yapıyor şimdi. Şimdi gözleme yapıyor bu mayasız hamurdan. Bunun içine maydanoz da oluyor da hazır olmadığımızdan bu kadar. Yeşil soğan da olabiliyor bunun. Patates da haşlayabiliyor. Çok alayım, çok alayım içine. Karp katıyor. Gözleme yapıyor. 20-30. Onu toplaşıyor. Öylece çevirecek, yiyor mahallecek. Komşularına. Böyle yardımlaşıyor. Kuruyu koruyorsunuz. Öncelikle biz kendi unumuzu, kendi becerimizle, tarlamızda topluyoruz. Kuruyu deviyoruz. Ondan sonra değirmene götürüyoruz, uğuruyoruz, getiriyoruz. Köyde büyük değirmenlerimiz var, un değirmenlerimiz var. Kallamızdan bunu diyoruz, yapıyoruz, topluyoruz. Foto da veriyoruz, eve getiriyoruz. Ondan sonra götürüp değirmende uğuruyoruz. 8 çuval, 9 çuval. Kendi yiyeceğiniz kadar. Bunu şimdi eve getiriyoruz unlarımızı. Biz ekmeğimizi, yufkamızı ayrı açıyoruz, makarnamızı ayrı açıyoruz, eriştemizi ayrı açıyoruz. Bu bütün bir senelik yiyeceğimiz oluyor. Bunu öncelikle bunu eriyoruz, ilerine koyuyoruz, ondan sonra tuzunu atıyoruz, bundan sonra bir miktar yumurta kırıyoruz bu erişteye. 60 yumurtaya 100 ekmek, 80 yumurtaya 200 ekmek, iyice bir yoğuruyoruz ilerinde, büyük ilerinde. Ondan sonra zıvalasını yapıyoruz, zıvalasını yaptıktan sonra dinlendiriyoruz, böyle el becerimizi açıyoruz. Açtıktan sonra kapıda şeylerimiz oluyor, darbazlarımız oluyor. Onu da kabartıyoruz, pişiriyoruz, tekrar bezlere seriyoruz. Serdikten sonra, bezlere serdikten sonra soğutuyoruz, hamur haline, kıvama getiriyoruz pişirdikten sonra. Tekrar bunu pişirdikten sonra böyle kesiyoruz. Kestikten sonra ince kesiyoruz. Bunu tekrar bohçaya seriyoruz. 3 gün, 4 gün hafif güneşte kurutuyoruz. Tam güneş görmeden. Bu bizim bir senelik kışlık yiyeceğimiz oluyor. Sonra kardeşlere koyuyoruz. Sen allar giy ben kırmızı. Çıkalım dağların başına. Sen gül topla ben nergizi. Kendi becerimizle yaptığımız çorbalı. Ayranlı çorba. Katıklı çorba. Bunu ilerine unu koyuyoruz. Tuzunu atıyoruz. Tekrar buna süt koyuyoruz. Sütüne 3 tane yumurtayı ilave ediyoruz. İyice bile yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra, hasil ettikten sonra sıvara yapıyoruz kapakta. Sıvara yaptıktan sonra 20 dakika, 15 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra açıyoruz. Sobamızın üstünde kabartıyoruz. Kabarttıktan sonra tekrar bohçalara seriyoruz. Serdikten sonra tekrar topluyoruz. Böyle kapakta kesiyoruz. Doğruyor. Doğradıktan sonra bunu 2 gün, 3 gün kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra kaplarımıza koyuyoruz, bidonlarımıza koyuyoruz. Bu bizim bir senelik kışlık yiyeceğimiz oluyor. Bunun tarifi, önce suyu koyuyoruz tencereye. Suyu koyduktan sonra ayranını çarparıyoruz, yoğurdu. Yoğurdun içine bir tane yumurta giriyoruz. Onu kestirmeden öncelikle
ayranla suyu karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra kaynıyor suyu. Ondan sonra tekrar bu hamuru, önceden hazırladığımız bu kesmeyi koyuyoruz. Koyduktan sonra bunu pişiriyor. Pişirdikten sonra içine az hafif yağla nane eritiyoruz. İçine sarımsak doğruyoruz. Gözleme, içinde kuru soğan, biber doğranmış peynirine, şüpheliğine katıldık. Gözleme yapıyoruz. İçince koyuyoruz soğanı. Çökelikli dedik gelenler diye. Çökelikli dedik, başka yerde gözleme dedik. Tereyağıyla da yağlar bu gözlemi sonra. Masada da servis yaparız, yerim. Karadeniz yaylaları ülkenin en güzel yaylalarındandır. Yıl boyunca yeşilin her tonunun görüldüğü Karadeniz yaylaları, yayla turizminde önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda ülkemizde yayla turizmine önem artmıştır. Yayla eteklerinde bulunan piknik alanları, bölge insanının hafta sonlarını geçirdiği en güzel yerlerden birisidir. Şehrin sıkıcı havasından uzak, senenin yorgunluğunu atabileceğiniz, tabiatla kucaklaşacağınız en güzel yerlerden birisidir. Zengin bitki örtüsüne sahip bölgede yeşilin her tonunu görmek mümkündür. Tertemiz, bol oksijenli hava, kaynağından pırıl pırıl buz gibi su, bunların yanı sıra hem yeşil halı gibi çimenlerde yatıp yuvarlanmak, doğanın koynunda bu güzelliklerin içerisinde bir gün geçirmek nasıl bir duygudur acaba? Yaylada göze çarpan en önemli özellikler, ender bulunan birkaç tür çam ağacının bereketliye özgü kekik otların çisesinin doğaya salmış olduğu o tertemiz havasıdır. Bunun yanında otantik yayla evleri, yeşil bir denizi andıran avşar merası, tepesinden Sivas Yıldız Dağları'nın karlı zirvelerine uzaktan göz kırpan Kabak Tepesi görülesi güzelliklerdendir. Bereketli yaylası, geniş coğrafyası, barındırdığı insan ve hayvan nüfusuyla Tokat ilinin hiç şüphesiz en büyük yaylasıdır. Fakat bir türlü hak ettiği ilgiyi görememektedir. Bunun nedeni gerek turizm çalışmalarının yapılmaması, gerekse yaylamızı tanıtıcı haber ve programların veya reklamların olmayışıdır. Bu eksiklikler maalesef bu güzellikleri bereketli sınırları dışındaki insanlara ulaştırılmasını imkansız kılmaktadır. Bereketli'ye geldim, piknik yapıyoruz ailece İstanbul'da. Eşimizle, dostumuzla gezip evleniyoruz. İstanbul'da yaşıyorum, 27 yıldır İstanbul'dayım. Buraların özlemini çok çektiğimiz için senede bir sefer olsun gidip memleketimizi gezip görmekte çok güzellikler var, faydalar var. Tüm gurbette olan vatandaşlarımızı bekliyorum, insanlarımızı. Hiçbir zaman sıla vatan terk edilmez. Sılamıza, vatanımıza hep birlikte bakalım, sahip çıkalım. Burada bir sefer gelsin olsun ziyaret edelim. Eşimizle, dostumuzla gezelim, kaynaşalım. Tamamen yani o büyük şehirde yaşanılan stresleri, sıkıntıları buralarda geliyor, hepsini boşaltıyor. O 15 gün daha da böyle yaylalarda, güzel kırlarda yaşayacak. Buraları çok güzel, doğallığıyla, her şeyin orijinallığıyla herkese, eşe, dosta gelip görmelerini, gezmelerini, tozmalarını isteyeceğim onları. Gelin, dış ülkelerden gelin, Türkiye'mize, güzel vatanımıza, güzel topraklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Hep birlik olalım. Hepimiz bu toprakların insanıyız. Gelin hep birlikte bu güzel sıla vatanımıza, bu güzel doğamıza hep birlikte sahip çıkalım. Buraları daha da güzelleştirelim. İnsanlar birbiriyle kaynaştıkça her şey daha da güzel olur. Evet güzel kardeşlerim. Böyle doğada, böyle bir güzel çay içmenin zevkini eşimizle, dostumuzla böyle güzelliği nerede bulabiliriz? Canım yaylam seni başına da. Duman inmemiş, duman inmemiş.
Duman inlemiş de Gonca gülüm solmamış, gülüm solmamış. Yar sensiz yaylalarında tadı kalmamış, tadı kalmamış. Güzel kalk gidelim de bizim yaylaya, canım yaylaya. Şu akkuşun gürgeni de yıkılmadı mı? Yar üstüne yar sevmeye sıkılmadı mı? Kaşım karaysa nezelden koray, kaşım karaysa nezelden koray. Sürme çekme inan canım kaş karam olmaz, sürme çekme inan canım kaş karam olmaz. Var iki büyüme sor sual eyle. Bu yapım bir kültür hizmeti olup Bereketli Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılmıştır. Bereketli Belediye Başkanı Sayın Hasan Yücel'e teşekkür ederiz. İnan canım yüz karan olmaz, yaşların altında gözler oynuyor. Yaşların altında gözler oynuyor. Bu nasıl cahillik canım yâre doymuyor. Bu nasıl cahillik canım yâre doymuyor.